Çiftçi TV ekranlarından herkese merhaba. Derdimiz Fındık'ta bu hafta Sakarya Karasu'da Namazgah'tayız. Namazgah mahallemizdeyiz. Çok değerli bir çiftçimizin bahçesindeyiz. Yanımda görmüş olduğunuz gibi bir ilaçlama aparatımız var. Artık yılın sonuna doğru da yaklaşıyoruz. Hatta yeni yıla da çok az bir zaman kaldı. Biliyorsunuz Fındık'ta bakım işleri, kış hazırlıkları devam ediyor. Bu kapsamda da detaylı bir program çekeceğiz. Bir bordo bulamacı uygulaması yapacağız. Ama öncesinde kış hazırlıklarında neler yapacağız, neler yapmamız gerekiyor? Bunların üzerinde kısaca bahsedeceğiz. Tabii program içerisinde detaylarına da gireceğiz ama. Öncesinde tekrar bir güncel fındık bilgilerinden bir çiftçilerimize bilgi vermek istiyorum. O da hepimizin bildiği gibi bütün fındık çiftçilerin odak noktasında olan bir fındık fiyatları var. Geçtiğimiz haftalarda bir program yapmıştık. Orada bahsetmiştik ki özel piyasada, serbest piyasada şu anda fındık hala da 44-45 bandından ticareti yapılıyor demiştik. O programı çektikten yaklaşık 2 hafta geçti. Fındık fiyatları 50 liranın üzerine doğru serbest piyasada çıktı. Biz Batı Karadeniz bölgesindeyiz. Şu anda 50 liran duman fındık serbest piyasada tüccarlarda, manavlarda 50 lira, 50,5 lira, 51 bandlarında devam ediyor. Tabii bu fiyatlar gerçekten yine çiftçiyi tatmin ediyor mu etmiyor mu? Yine tabii burası sizin tercihiniz, sizin düşünceniz. Ama Temmuz ayında Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan açıkladığı TEMO'nun alım fiyatlarına bile henüz daha yaklaşamadı. Yılın sonuna geldik. Umarız ki artık bu fiyatlar da artan enflasyonla birlikte yukarıya doğru gider ki çiftçilerimiz artık rahatça bir şekilde fındıklarını, emanettekini satabilir, depolarındakini artık pazara sunabilir diye düşünüyoruz. Çünkü ihracat rakamlarımız da arttı. Artık bu da yukarıya doğru da gidiyor. Tabii geçtiğimiz yıllara göre kıyasladığımız zaman ihracat rakamlarımızda tabii kırdığımız rekorlar da var ama artan bu döviz kurundan dolayı aslında daha fazla fındık ihraç ederek ülkemize daha az bir para da kazandırıyoruz. Yine bunların detaylarını zaten geçtiğimiz programlarda konuşmuştuk, sizlerle paylaşmıştık. Biz umuyoruz ki bu fındık fiyatları daha da yukarıya gider ki çiftçimiz bu artan enflasyonun altında, bu tarımsaldaki girdi fiyatların altında ezilmez. Çünkü artık dedi ki programın başında kış hazırlıkları var. Çünkü kış hazırlıklarında neler var? İşte bu tarz bordo bulamacı uygulamaları var. Yani tarım ilaçları var. Daha sonraki dönemlerde tarım kireçleri var. Organik materyaller var Leonardit gibi ve tabii yeni yılda direkt olarak bir gübre uygulaması olacak. Bunun hem kışlı olacak hem üst gübrelemesi olacak. Daha sonra yapraktan gübrelemesi olacak. Yine bir ilaçlı mücadelesi olacak. Bütün bunların hepsi yeni yıldan itibaren tekrar bir zama yine tabi tutulacak doğal olarak. Çünkü artan enflasyonla birlikte normal olarak firmalar da direkt zam olarak yapıyor. Umuyoruz ki fındık fiyatları da bu miktarda yukarı doğru çıkar ki çiftçimiz bu enflasyonun altında, tarımsal girdi maliyetlerinin altında ezilmez diyelim. Şimdi asıl konumuza dönelim. Dedi ki Karasu'dayız, Namazgah mahallemizdeyiz. Hasan Şimşek diye bir çiftçimiz var. Kendisiyle biz uzun yıllardan beri tanışıyoruz. Bütün bahçesinin bakım işlerini, gübreleme işlerinde, ilaçlama işlerindeki bütün danışmanlıklarını birlikte yürütüyoruz. Kendisiyle birlikte çalışıyoruz. Onu kısaca bir tanıyalım. Bir de şunu öğrenelim. Yani danışmanlığını yapıyorum dedim ama geçtiğimiz yıllarda neydi, bu yıl neydi, nasıl bir yol izledi onu da duyalım ve kendisini tanıyalım. Evet Hasan abicim, söz sende. Hasan Şimşek, ben yıllardan beri kendim bildim bileli bu tarım işini, fındık işini yapıyorum. Ama kabımıza göre yani bilinçli bir şekilde mi desek yaptık ettik ama istediğimiz verimi aldık almadık onu bilmiyorum ama yaklaşık 2 yıldan beri evet. Danışmanlığıma başladıktan sonra sizin verdiğiniz tavsiyeler üzerine budamayı yaptık. Daha önce de yapıyorduk ama budamayı istediğimiz gibi olmuyordu. Sizin tavsiyenize göre başladık. Budamayı yaptık. Filizini olsun, dalını olsun. Ve ondan sonra ne diyeyim ben sana talini yaptıktan sonra uygun bitki besleme raporlarını vesaireleri oluşturduk. Tabii birlikte. Bitki raporları oluşturuldu. Bunların işte toprağın nesi eksik, ne lazım diye bunları talile beraber belirledik. Leonardit'ini, kirecini attık ve 2 yıl ölçüyle önceki verimle bugünkü verim çok farklı oldu bana göre. Çünkü sizinle çalışmaya başladık mesela verimi artmaya başladı. Talini yaptıktan sonra budamasını değiştirdiğimiz sürece her yıl üzerine koymaya gitti. Mesela şöyle bir örnek verelim Hasan abi. Mesela şu anki burada bulunduğumuz ve kış hazırlığını, kış bakımını yapacağımız bahçemiz yaklaşık olarak 6 dönüm benim evet. bildiğim kadarıyla. 2 yıl önce veya 3 yıl önce buradan ne kadar alabiliyorduk? Şöyle diyeyim mesela 2-3 yıl önce 700-800 kilo alıyordum burada.
Şu anda ne aldın mesela bu yıl? Buradan ne kadar fındık bu aldın? Bu yıl bakımları yaptıktan sonra bu yıl 2200 kilo aldım. 2200 kilo 6 dönümde ortalamaya vurursak ortalama 365-370 arası bir verim yapıyor. Doğru, doğru. Bu da şu demek değerli izleyicilerimiz. Şimdi biz bunu hep söylüyoruz, diyoruz ki ya fındıkta 350 kilo, 400 kilo hatta 500 kilolar bile yani hayal değil, gerçek. Evet. İşte Hasan abimiz de bunu kendi ağzıyla direkt anlatıyor. Yani hiç başka bir şeye gerek yok. Çünkü topladığı fındık ortada. Buradan şu sonuç çıkıyor direkt. Yani uygun bitki bir besleme raporu, hastalık ve zararlarla mücadele, iyi bir budama sistemini bahçemize uyguladığımız zaman 2-3 yıl içerisinde direkt verimimizde %200'ler, %300'ler gibi bir artışı sağlıyoruz. Bu da ne demek? Bahçeye yaptığımız her yatırım bize kat ve kat fazlasıyla dönüyor demek. Olayımız bu. Yani bu iş bu kadar basit. Tabii şimdi birazdan uygulamaya geçeceğiz. Uygulamayı yaparken de bahçenin içerisinde bir budama sistemini göreceksiniz ama Hasan abiye bu konuda birazcık bir şikayet edeyim sizlere. Evet. Kendisi biraz kıyımsız. Biz ne kadar desek ki ocağın içini boşaltalım, uç budamalarını yapalım, İşte bak abicim bahçen sık, işte güneşlenmeyi sağlamamız lazım desek de Hasan abimiz biraz kıyımsız. Doğrudur. Bu konuda neler söylemek istersin abi bu kıyımsızlıkla ilgili? Dediğim gibi besliyorsun, ne diyorsun, kıyımsızlık var. Açıyorsun kesmeye. Eğer mi o konuda sizin dediklerinizi yapmış olsaydım çok daha farklı olacağından eminim. Yani gördüğünüz zaman zaten çekimi yaptığımız zaman, baktığımız zaman gözüküyor zaten. Dallı ocağın ortasını almamız lazım, boşaltmamız lazım ama dediğiniz gibi kıyımsızım, onda haklısınız. Değil mi? Yani böyle söylemekle işte bu motoru önüne alıp kesmek çok farklı oluyor. Şöyle diyeyim, sadece kazmakla, etmekle olmuyor. Demek ki budamasını da yapacaksın. Tahlilini yaptırıp ne gerekiyorsa onu da vereceksin. Yani diyorum sadece fındığın dibini kazmakla bu iş olmuyor. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Fındık işçisinin işi bitmez. Fındıkların işi bitmez. Yıl 12 ay neredeyse altında olman lazım, ama dibinde olman lazım. Biz bunu söylediğimiz zaman diyor, işte diyor fındıkçının işi 2 ay ya. Sence 2 ay mı yani? Vallahi onu diyen çok saçma oluyor, yanlış konuşuyor bence. Çünkü diyor dediğim gibi yani mutlaka başladığında filiz alması var, tırpanı var, yazlık gübresi var. Kışlığı var. Kışlığı var. İlacı var. Budaması var. Yani dediğin gibi yani her türlü yani yıl 12 ay kısacası fındığın altında olmadıktan sonra fındıktan verim alamazsın. Aynen öyle. Ama çalıştığın sürece her üzerine katacağından eminim ve bilinçli tarım yaparsan. En önemlisi bilinçli tarım yapmak. Kabana göre değil, tahlilini yapıp o şekilde yapman bence başarının daha çok başarılı olursun. Kesinlikle öyle diyelim. Şimdi izleyicilerimizi çok da fazla sıkmadan şuna geçmek istiyorum. Dedik ki artık kış hazırlıkları var, kış bakımları var. Bu kapsamda da şöyle, artık yeni yılı doğru giderken Aralık ayın sonundayız. Bu aylarda bahçemizde ne gibi işlemler yapabiliriz? Kısaca onlardan birazcık bahsedelim. Daha sonra her şeyi uygulamalı olarak göstermek üzere bütün ilacın hazırlanışına kadar makinamızın çalışması, uygulamamız vesairemiz hepsini ekranlara taşıyacağız. Yapacağız bu uygulamayı. Bahçemizi dolaşacağız. Dolaşırken de yine gördüklerimizi ekrana yansıtacağız. Tabii şimdi Aralık ayının sonundayız. Bu dönemde neler yapabiliyoruz? Toprak analizimizin raporuna göre yani sonuçlarına göre pH ve organik madde düzeneği vardır. Şimdi bu düzende tarım kireci veya kompostlanmış hayvan gübresini birlikte karıştırarak bahçemize verebiliriz. Tabii bunu bize analiz sonucu söyler. Yani biz ziraat mühendislerinin elinde tek bir donaver, o da bitki besleme raporu. Yani ben bu bahçeye çıplak gözle bakarak bu bahçenin kireci ihtiyacı vardır diyemem. Yani böyle sorular da çok geliyor. Yani işte ya Umut Bey gidelim bahçeye bir bakalım, işte bunun kirece mi ihtiyacı var, organik maddeye mi ihtiyacı var gibi telefonlar çok geliyor. Yani hani ben bu bahçeye gelip de, yani bu bahçe için bile, yani ben bunu çıplak gözle diyemem ki ya işte Hasan abicim bu bahçenin tarım kirecine ihtiyacı var, muhakkak bu yıl tarım kireci atalım. Yani bunu söylemek hani biz mühendisler açısından akademik ve bilimsel olarak hiç doğru bir tespit değil. O zaman bizim yaptığımız işin bir anlamsızlaşıyor yani. Yaptık diyelim toprak analiz sonucumuzu. pH'ımız düşük çıktı. pH'ımızı yukarıya taşıyabilmek için tarım kireci uyguluyoruz. Tarım kireci uyguladığımız noktalar oluyor. Tabii burada tek amaç sadece pH'ı yukarıya taşıyabilmek değil. Yani şimdi son dönemlerde şöyle bir diyalog da çok gelişiyor. Bunu hani sosyal medyalardan da görüyoruz. Sen de muhakkak karşılaşıyorsundur. Ya işte Leonardit atılan yere tarım kireci bir daha niye atılıyor? İşte yani Leonardit zaten aynı işi görüyor.
ya şöyle bir durum mu gelişti de bizim mi haberimiz yok? Yani Leonardit'in içerisine kalsiyumla magnezyum bitki besin maddeleri koyuldu da yani bizim mi haberimiz yok? Yani ben bunu anlayamıyorum. Yani bunu da buradan belirtmek istiyorum. Yani bu tarz önerilerde de bulunuluyor. Yani amacımız sadece pH'i yukarıya taşıyabilmek veya şey yapmak değil ki. Yani tarım kirecinin içerisinde ne var değerli izleyenler? Kalsiyum, magnezyum var. Yani aynı zamanda bir bitki besin maddesi içeriyor yani. Hani bu sadece bu pH'i yukarıya çıkartmak için tarım kireci kullanmıyoruz. Yani bir de tabii işin diğer boyutu da var. Bir de inşaat kireci muhabbeti var. Ben diyorum ki eğer bir çiftçimiz bana inşaat kireci kullanabilir miyim dediği an ben kendisine şunu söylüyorum. Diyorum ki onu inşaat mühendisine sorun. Doğru. Yani onu inşaat mühendisine sorun. Yani biz fındık bahçesindeyiz. Biz tarımla uğraşıyoruz. İnşaat kireci ne alaka ya? Yani bunu hala da bahçemize uygulamaya çalışan veya bunu tavsiye eden, maalesef tavsiye eden bir grup da var. Ya işte dibinde işte mayıs böceği varmış, onu yakıyormuş, onunla işte mücadelede iyi oluyormuş. İşte hatta şöyle, ben uzun yıllar inşaat kireci kullandım, bana çok daha iyi geldi gibi bir şey de var. Yani oradaki kesinlikle yani argüman inşaat kireci değildir yani. Orada o yıl iklim iyi gitmiştir veya farklı bir gübre kullanmışsınızdır. Yani bir şey şansınıza dönmüştür. Yani yoksa yani böyle bir şey mümkün olsa yani neden tarım kireci diye bir şey olsun? Bir de şu var, çiftçi ve aracıyla söyleyeyim de bizim halkımızda şöyle bir şey var. Örnek atıyorum işte şu kişi bahçesine şunu kullanmış, iyi gelmiş, daha analiz yaptırmıyor. Yani böyle bir şey mümkün değil. Yani bu parselle şu yanımızdaki parsel bile arasında dünya kadar farklar var. Yani o yüzden her bahçenin ayrı ayrı analize ihtiyacı var. Yani Hasan abinin 6-7 parseli var, her parselini ayrı ayrı analiz yapıyoruz. Çünkü her parselinin aynı oranda tarım kirecine ve aynı oranda organik bir materyale ihtiyacı yok. Çünkü burada dönümü 100 kiloyken diğer parselinde dönümü belki 200 kilo. Yani her bahçeye aynısını aynı miktarda vermek doğru bir şey değil. O nedenle inşaat kireci değil, tarım kireci ve bunu da yine ocakların taçız düşümüne toprağa karıştırarak uygulamakta fayda var. Çünkü diğer türlü yine yüzeyde kalacaktır ve bizi sıkıntıya sokacaktır diyebiliriz. Dedi ki Leonardit uygulaması. Şimdi az önce de bahsettik. Bazı gruptaki kişiler veya sosyal medyadaki kişiler tarım kireciyle ve Leonardit'in aynı işi yaptığını düşünüyorlar. Değerli izleyenler, hani bizim sahada uyguladığımız işlemler ya da öğrendiğimiz bilgilere göre Leonardit tarım kireci birbirinden çok farklı şeyler. Evet. Biri organik materyal, diğeri ise kalsiyum ve magnezyum içeren, toprağın pH'sını yukarıya doğru çıkartmaya yarayan, aynı zamanda toprağın yapısını yumuşatan, toprağımız istediğimiz pH aralığını getiren, çünkü biliyorsunuz fındıktaki en uygun pH aralığı 6,5 bandıdır. Bunu yakalamak için tarım kirecini kullanıyoruz. İkisini aynı anda karıştırarak da kullanabilirsiniz. Veya analiz sonucunda Leonardit'e ihtiyacınız yoktur. Tarım kirecine ihtiyacınız var da tarım kirecini gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Şimdi birazcık daha tarım kirecini açalım. Çünkü az önce de bahsettik, dedik yani inşaat kireci gibi bir materyalle de bir kıyaslanıyor ve maalesef ki inşaat kireci de fındık bahçelerine uygulanıyor. Olayımız şu, tarım kireci içerisindeki kalsiyum ve magnezyum çözünürken toprağa oksijen bırakıyor. İnşaat kirecinde bu oran karbondioksit olarak kalıyor. Yani inşaat kirecini bahçeye uyguladığınız an toprakta çözünmüyor. Toprakta sadece kalıyor. Yani bir anlam ifade etmiyor. Ve hani mayıs böceği noktası dedik. Yani tarım kirecinin de inşaat kirecinin de mayıs böceğinin mücadelesinde yani kullanıldığına dair akademik bir çalışma ben görmedim. Eğer varsa da Çiftçi TV'nin YouTube kanalında program yayınlandıktan sonra altına linkini bırakabilirsiniz değerli izleyenler. Hani biz de yeni bir şey öğrenmiş oluruz. Hani bizim bildiğimiz kadarıyla yok. Ama siz dersiniz ki hani böyle bir şey var. İşte yani Umut Bey hani bakın burada böyle dersiniz. Biz de yeni bir şeyi öğrenmiş oluruz. Bilmiyorum. Umarım tarım kireci ve Leonardit kısmı açıklayıcı olmuştur. Tabii burada eğer ki elinizde kompostlanmış, bakın yani bir yıl beklemiş demiyorum. Eğer kompostlanmış hayvan gübreniz varsa Leonardit'in yerine bunu da kullanabilirsiniz. Tabii bunlar artık köydeki var olan veya bölgede ulaşabileceğiniz hayvan popülasyonuyla alakalı bir durum. Maalesef ki yani biz bugün köydeyiz. Burada hayvan varlığı Hasan abi ne kadar? Yok diyecek kadar artık. Yok yani, diyecek kadar. Yani azaldı. Nereden bulacaksınız? Orası da tabii tartışılacak bir mevzu. Tabii diğer bir konu da yine bu ayda budamamızı yapabiliriz. Budamayı yapabiliriz. Tabii
uç budamalarını yapabilir. Çünkü artık yaprakların tamamı döküldü. Uç budamalarını yapabiliriz. Kökünden kesimleri devam edebiliriz bu aylarda. Ve tabii bu kesimi bitirdikten sonra da bitkiyi kışa hazırlamak, bakteri hastalıklarla mücadele edebilmek adına da bordo bulamacı uygulamasına geçebiliriz. Bunu da yapabiliriz. Tabii buradaki bizim en önemli argümanımız fındıktaki tozlanmanın aşırı aktif bir şekilde başlamamış olmasına dikkat etmek gerekiyor. Birazdan yine bir dalımızı çekeriz, gösteririz. Hani 2 hafta önce erkek çiçekler ne durumdaydı, şimdi ne durumda? Tozlanma gerçekten aktif olarak başladı mı, başlamadı mı? Bordo bulamacı için uygun bir zaman mı, uygun olmayan bir zaman mı? Bunu da yine ekranlara taşırız. Orada erkek çiçek üzerinde de konuşabiliriz. Hasan abi, şimdi uygulama doğru geçeceğiz. Ama çok kısa da hani senden ufak bir değerlendirme alalım. Hani daha önceki yıllarda kullandın mı, kullanmadın mı? Kafanda ne gibi soru işaretleri vardı? Bu noktada seni bir dinleyelim. Bir 2-3 dakika. Ondan sonra hemen ilacımızı hazırlayalım ve gidelim. Bordo bulamaç ile ilgili. Evet, evet. Bordo bulamaç ile ilgili. Daha önceki yıllar kullanmadım. Hı hı. Ya dedim ya, yaklaşık 2 yıldır falan kullanıyorum. Hı hı. Yani fındığa ben verimini gördüm, yani faydasını gördüm. Ne gibi etkisini gördün mesela? Yani bir fındık çiftçisi olarak ne söylemek istersin? Ne gibi bir değişim oldu? Yani şimdi bundan çocukluğundan beri fındık bahçelerine gidip gelen birisin. Yani bunu uyguladıktan sonra ne oldu mesela fındıklığında? Bunu nasıl olduğunu da şöyle diyeyim mesela, nasıl olun derken daha önce atmadığım zaman normal fındığın nişanı oluyordu, püskül oluyordu ama verime geçtiğimiz zaman görünen nişan verime geçmiyordu. Yani nişan deriz biz. Daldaki var şu püskülen nişan, evet, diyoruz. Hmm. O verime geçmiyordu ama ne zaman ki bordo bulamaç atmaya başladıktan sonra artık uyanmasını mı geciktiriyor, ne yapıyoruz onu siz daha iyi bilirsiniz. Verimini daha çok almaya başladım ondan sonra. Anladım. Bu arada erkek çiçeğe ne diyorsunuz abi? Nişan mı? Püskül diyoruz. Püskül. Püskül diyoruz biz ona. Onu bir de ne dedin az önce, nişan mı dedin? Nişan, fındık nişanı diyoruz. Fındık nişanı. Yani fındık nişanı. Yani yeni bir şey daha yani, halk arasında öğrenmiş oldum. Halk arasında öyle çok şeyler var onu öğrenmeye kalktıktan sonra. Evet, bir de ben size şunu sormak istiyorum Umut Bey. Buyurun. Kiricin fındığın kabuğunla ilgili ince kalın olmasına bir faydası var mı? Öyle bir şöyle, söylenti var halk arasında. Yani onunla ilgili de şu ana kadar yani bizim gözlemlediğimiz ya da benim karşıma çıkan bir araştırmadır, bir çalışmadır yok. Hani kabuğun kalınlığı ya da inceliği ile ilgili değil. Yani bu daha çok o yılki iklimsel veya fındığın kendi işte yağmur gibi olaylarına bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Çünkü şöyle fındığın çeşidiyle alakalı bir durum kabuk kalınlığı. Yani siz burada iyi bir bitki besleme yaparsınız, iç dolgunluğunu artırırsınız. Bu defa kabuk ince olur ve iklim iyi gelir. Ama tarım kirici işte böyle kabuğu kalınlaştırır, kabuğu inceltir. Hani bu hani yıllar öncesinde yapılan veya konuşulan işte halk arasındaki bir diyalog diyebilirim. Yani hani o yoksa hani ben bu kireci attım, bunun kabuğu bu yüzden kalın oldu demek. Yani çok doğru bir tespit değil. O zaman şunu demek istiyorum. O zaman demek şunu anladım ben. Uzman birisiyle çalışmak her zaman faydalı oluyor o zaman. Kesinlikle öyle. Bu sadece fındık için değil. Bütün her alanda. Özellikle tarım noktasında. Çünkü şöyle yani burada yapacağımız bir hata bizi 3 yıl geri atabilir. Yani şimdi burada mesela bariz bir örnek verelim. Şimdi bir tane çiftçimiz vardı. Onunla da bir program çekmiştik. Hatta budama programı çekmiştik. Yine bu yeni doğan tarafında. Mesela şimdi 2 yıldan beri bahçesini yola getirmeye çalışıyoruz. Sebebi ne biliyor musunuz? Toprak analiz raporu var ama bazı teknik arkadaş mesela ona bitki besleme raporunda yanlış yönlendirmiş. Toprak şu anda kilitlenmiş durumdaydı mesela 2 yıldan beri. Yani kireçli yani asitli toprağa fosforu diamoyun fosforu olarak verildi. Yani atıyorum yazlık gübre hala da işte atıyorum 26'lık kullanılıyor. Hani 26'lığın yerine mesela 26'lık atması gereken yerine 21'lik verdi. Bu miktarı olduğundan çok daha fazlaya çıkarttı. Toprak artık iyice kilitlendi. Mesela bahçesi verimden düşmüştü. 2 yıldan beri mesela iyi bir bitki besleme raporu, işte dibini kaz, işte o ilacı ver, işte bu ürünü kullandır falan filan. Daha yeni yeni bahçesini yola sokmaya başladık. Yani yapacağınız en ufak bir hata sizi 2 yıl geriye getirebilir. Yani bu yüzden hani bu işte teknik çok önemli, bilgi çok önemli. Sende tecrübe var, saha tecrübesi var, bende bilgi var. Evet. Güçlü yanları birleştirip sahayı uygulayacaksın. Bu iş en bu kadar basit. Dediğim gibi 2 yıl önce şu fındık istediğim gibi büyümemişti, büyütemiyordum. Büyüdüğü sürece ne oluyordu? Ya kurt vuruyordu ya bir şey oluyordu, çürüyordu. Tekrar dibinden kesmek zorunda kalıyordum. Tekrar eşkin bırakmak zorunda kalıyordum. Ama şu anda 2 yıldır
Dediğiniz gibi uzman birisiyle çalıştığım sürece hem fındığım büyüdü hem verimini arttırdım. Yani kısacası şunu söylemek istiyorum. Uzman birisiyle çalışmak her zaman bence daha çok verim demektir. Kesinlikle öyle diyelim. Ve şimdi uygulamamıza doğru geçeceğiz. Hava sıcaklığımız şu anda yaklaşık 10-11 derece olmuştur. Evet. Sabah bir 5-6 derecede, hatta gece 1'ler 2'ler var. Şu anda da yine birazcık gölgedeyiz. Ben hatta üşüyorum. Bayağı da bir soğuk da var ama ilaçlamak için güzel bir zaman. Yapraksız dönem. Hadi birlikte gidelim. Şu ilacımızı bir hazırlayalım. İlacı hazırlarken de nasıl yapıyoruz? Kaç litreye ne kadar bir hazır bordo bulamacı döküyoruz? Birlikte bakalım ve değerlendirelim. Tamam. Evet değerli izleyenler, şimdi ise bordo bulamacımızı hazırlayacağız. Ama tabii öncesinde kullanıma hazır, katı bir formülasyon olduğu için ilk önce kovada suyla bir çözdüreceğiz. Daha sonra da ilaçlama makinemize koyacağız. Buradaki oran %1, %1,5'luk bantlarda olabilir. Çünkü sonbahar uygulamasındayız. Şimdi burada yaklaşık olarak 10 kiloluk bir bordo bulamacımız vardı. Her içerisinde 2,5 kilo var. Olayımız şu, bunun bir tanesi yaklaşık olarak hani 5 kilo koyduğumuzda 10 kiloyu, yani 5 kiloyu 2'ye böldüğümüzde, yani 5 kilo 5 kilo 2 older olarak yapıyor. 400 litre 5 kilo koyduğumuzda %1 ile %1,5'luk arasında bir değer yapıyor. Hani bunu siz 8 kiloya kadar çıkartabilirsiniz. Burada 400 litre 5 kilo ama bizim kullanacağımız su, yani ilaçlama makinemiz gördüğünüz gibi 200 litrelik bir tank. O nedenle biz 200 litreye 2,5 kilo olarak değerlendireceğiz. Yani yarı yarıya. Yani yarı yarıya olmuş olacak. Yani burada normal şartlarda 400'lükten 2 depo çıkacaktı. Biz 200'lükten 8 depo olarak yapacağız. Şimdi bunu bu şekilde, yarısı olacak şekilde. Biraz daha. Hemen hemen tamam oldu. Tabii bunu yaparken muhakkak bir eldiven kullanmanız lazım. Şimdi gene mi aşağı? Gel Hasan abi sen de. Evet değerli izleyenler, ilacımızı çözdürdük. Dozumuzu ayarladık. 200 litre yaklaşık olarak 1,5-2 kilo bandında bir bordo bulamacımızı döktük. Şimdi ilaçlama makinemizi çalıştıracağız. Ve daha sonra o karıştırmayı kendiliğinden yaparken biz de ilacı içerisine dökeceğiz. Çalıştırıyorum. Çalıştıralım Hasan abi. Thank you.
Evet değerli izleyenler, Derdimiz Fındık'ta bu hafta uygulamalı bordo bulamacını hazırladık sizler için. Bahçemizde uyguladık. Değerli bir çiftçimiz vardı, Hasan abimiz. Kendisi hem bugün bahçede işlemlerini yapıyordu. Kırmadı bizi. Bugün dedik ki hani Hasan abicim, şu uygulamayı da bir ekranlara taşıyalım. Kış bakımlarını konuşalım. Fındıkla ilgili konuşalım dedik. Sağ olsun kendisi bizi kırmadı. Ve bugün de kendisi bordo bulamacını atıyor. İlaçlamak için çok uygun bir tarih. Bordo bulamacı için uygun bir aralık. Kendisine şimdiden buradan kolaylıklar diliyoruz. Çünkü biz birazdan buradan ayrılacağız. Kendisi ilaçlamaya devam edecek. Tabii çok kısa olarak yine bordo bulamacı ile ilgili, yani dozla ilgili de şunu söyleyebiliriz. Dedik işte hazırlarken 400 litre 5 kilo olarak koyduğumuzda ortalama %1-1,5 bantlarına yanaşıyor. Biz hani 200 litre için ambalajımızda bizim zaten bir 3 kilo bandında falan da ortalama bir 2,5 kilo yakın döktük. Yani yine göz kararı olarak ayarlamaya çalıştık. Tabii ilaçlamada kullanmamız gereken ekipmanlar var. Hasan abim kendisini ekranlarda izleyince de görecektir. Kendisine muhakkak bir maske takmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü biliyorsunuz burada kullandığımız bütün materyal bir tarım ilacı ambalajı, yani bir kimyasal. Yani zaten çizmesi var, eldiveni var. İlaçlamak için üstünü ayarlamış. Ama tabii bir maske muhakkak lazım. Çünkü sonuç olarak bunun içerisinde kireç ve göztaşı mevcut. İkisinin birbirine karışımından elde edilen kullanımı hazır bir bordo bulamacı var. Muhakkak ve muhakkak işte çizmemiz, maskemiz, eldivenimiz ve varsa da bir ilaçlama tulumumuz muhakkak üstümüzde olmalı diyebiliriz. Bordo bulamacı ile ilgili durumumuz bu şekilde. Tabii bir de erkek çiçeklerle ilgili bir durum vardı. Orada şu yukarıda bir tane dalımız var. Hatta ben şunu şuradan göstereyim direkt. Yani bilmiyorum buradan çok fazla gözüküyorum ama artık yavaş yavaş erkek çiçekler de açılmaya başlamış. Tozlanma ufaktan devam ediyor. Biliyorsunuz fındığın tozlama ve döllenme büyürüsü diğer bitkilerden çok farklı. Onu da önümüzdeki hafta farklı bir çiftçimizle değerlendireceğiz, konuşacağız. Çünkü tozlanma nasıldır, hangi çeşitlerde ne gibi tozlayıcılar vardır, işte atıyorum çakıldan tozlayıcısı nedir, bahçemizi nasıl tesis edebiliriz, bütün bu detayları da konuşacağız. Ama o da bir sonraki hafta olacak. Bu bahçe için tozlanma başlamış ama tam anlamıyla aktif bir durumda değil. Çünkü salladığım zaman bile çok ufak, hani bir toz bir şeyini bile göremiyorum. Hani bu çok daha fazla uzayıp aktif bir döneme geçseydi eğer, bordo bulamacını kullanıyor olmak artık birazcık riskli duruma girebilirdi. Ama şu anda bu ürünün uygulanması ile ilgili bahçede herhangi bir problem yok. Gönül rahatlığıyla uygulamamızı yapabiliriz. Dediğim gibi 400 litreye 5 kilo koyabiliriz. Bunu bahçemiz daha çok bize söyler. Hani aşırı derecede bir mantarlaşma, yosunlaşma varsa bu dozu bir tık da artırabiliriz. Yani 8 kiloya kadar gidebilir. Ve tabii bu noktada bordo bulamacını neden kullanıyoruz veya içerisine başka bir şey karışır mı diye merak eden çiftçilerimizin şöyle söyleyebiliriz. Bordo bulamacı tek atılır. İçerisine başka hiçbir ürün karıştırılmaz. Bunu tek bir şekilde, yani toz eğer suda açarak döküyoruz bizim yaptığımız gibi. Tabi bunun son zamanlarda artık piyasada sıvı olanları da var. Onları da kullanabilirsiniz. Tabi bunlar tercih meselesi. İlla mavi yapacak diye de bir düşünceniz olmasın. Çünkü bazı çiftçilerimiz diyor ki işte bordo bulamacı atacağım, illa mavi yapsın. Yani mavi, hani bakır uygulamaları çok da fazla aradığımız bir özelliktir. Önemli olan ürünün içeriği ve fındığımıza olan faydası. Tabi bu ürünü neden kullanıyoruz? Tekrar belirtmekte fayda var. Bakteriyel yanıklıklar, bakteri hastalıklar ve mantarı hastalıkların bahçemizden uzaklaştırılması için, yani dalın üzerinde olan yosunlaşma, leke, işte bu hareketin devam ediyor olabilmesi için, bakteri hastalıkları için bir nebze de olsa bu bordo bulamacını kullanıyoruz. Dilimiz döndüğünce bunları size aktarmaya çalıştık, uygulamalı olarak göstermeye çalıştık. Değerli çiftçimize de çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadı. Birazcık tabii çekim esnasında kendisini de birazcık oyaladık ama o kadar da olacaktır. Sonra biz onunla bu konuyu daha da detaylıca konuşuruz diyelim. Bu haftalık da bu kadar. Derdimiz fındığın sonuna geldik. Haftaya farklı bir fındıklıkta, farklı bir çiftçimizle, farklı bir konuyla görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.